Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizi havluyla karşıladım çünkü ben öyle karşılamayı seviyorum, biliyorsunuz. Şu anda erken bir saat. Az önce uyandım. Çok fazla başım ağrıyordu. Hiç kendimde değildim. Video çekeceğim için de kendime gelmek için hemen kendimi duşa attım. Bugün o beklediğiniz videoyu çekiyorum. Ne videosu? Diyet videosu. 21 günde, yani 21-25 gün içinde 7 kilo nasıl verdim? Bunun videosunu paylaşacağım bugün sizinle. Bütün detayları anlatacağım. Ne yiyorum, ne içiyorum, ne yapıyorum, ne şekilde zayıflıyorum. Her şeyi söyleyeceğim. Öncelikle kahvaltıyla başlayacağız birazdan. Dediğim gibi ben her gün 7.30 gibi uyanıyorum. Hafta sonları hariç, hafta sonları 9 gibi uyanıyorum. 7.30 gibi uyandım, duş yaptım. Şimdi kahvaltı yapacağım birazdan. Ne yediğimi de göstereceğim. O zaman gün başladı bugün. Gün boyu beraberiz. Ha, şu anda böyleyim. Tabii ki üstümdeki tişört bol. Aslında çok daha inceyim. Aslında çok daha inceyim. Tabii biraz daha oturan şeyler giymeyi bir 5-6 kilo sonra düşünüyorum. Ben 75 kilo ile başladım bu diyete. Şu anda tam bu sabah tartıldım. 68 kiloyum. 8 kilo daha hedefim var. 60 kiloya düşmek hedefim. Bilmiyorum, belki 58'i de zorlayabilirim. Ama şu an her şey çok iyi gidiyor. Çok hızlı gidiyor kilolar. Her şeyi anlatacağım. Önce bir kahvaltı yapalım. Evet, kahvaltımı gösteriyorum size. 2 yumurtadan omlet, peynir. Siz isterseniz zeytin de yiyebilirsiniz. Ben çok fazla sevmediğim için yemeyeceğim. Minik bir kokim var şöyle. Hatta şu an onu gömdüm. Haftada 2 kere ya da 3 kere bal ve bir iki ceviz. İsterseniz domates salatalık da yiyebilirsiniz. Ben yemiyorum, mideme dokunuyor. Bu yani. Benim kahvaltım bu. Kahvaltımı bitirdim ama tam bitiremedim. Biraz yumurtam ve biraz peynirim kaldı. Ben artık baya alıştım bu kadar. Yani az yemeye baya baya alıştım. O yüzden de kalıyor bazı şeyler, yiyemiyorum. Olsun, yemeyeyim zaten. Çok yemenin bir manası yok. Şimdi en sevdiğim şey, bal ve cevizi çok seviyorum. Çok 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 seviyorum. Geçen sabah 6'da, o sabah erken uyanmıştım. Sabah 6'da canım istedi. Bir sürü bal ceviz yedim. Ama çok tatlı oluyor. Çok güzel oluyor. Tavsiye ederim size. Arada olur öyle kaçamaklar. Arada simit falan da yiyorum haftada bir defa. Hepsini söyleyeceğim size birazdan. Çok detaylı anlatacağım. Püf noktaları vereceğim. Çok önemli püf noktaları ama. Bal ceviz siz de yiyin. Çok güzel oluyor. Sevgili ailem. Birazdan devam. Şimdi saçlarımı kuruttum. Kapkara görünüyorum. Solaryuma girmiş gibiyim. Keşke öyle olsam ama öyle değil. Gün ışığı böyle bir tuhaf gösteriyor yüzümü. Anlamadım. Bugün gözlerimin altında da hafif bir morluklar var. Çözemiyorum sebebini. Neyse. Bir tane Türk kahvesi içtim ben. Saat 10.30 gibi. O saatte mutlaka Türk kahvesi içiyorum. Şimdi de kendime bir soğuk kahve yaptım. Saat şu anda 12.30. Şöyle söyleyeyim, bu diyette genelde yemiyoruz, içiyoruz diyorum. Genelde içiyoruz yani, yemekten ziyade ben çok acıkmamak için Türk kahvesi, soğuk kahve, Nescafe, bitki çayı, artık ne seviyorsanız bol bol içeceksiniz, yemeyeceksiniz. Birazdan sizinle tatlı bir sohbete başlayacağız. Kahvemi içeyim, hemen geliyorum. Evet, şimdi artık sohbetimize başlayabiliriz. Ben neler yaptım, neler yapıyorum hemen size bahsedeceğim her şeyden. Şimdi yaklaşık bir ay önce bir karar aldım. Dedim ki ben artık, aslında şöyle karar aldım. Bir gün bir mesaj okudum, yani bir yorum okudum. Yorumda şöyle yazıyordu. Hatırlıyor musun o yorumu? Hatta o kişi bana birkaç gün önce tekrar bir yorum yazmış, onu da söyleyeceğim. Demiş ki, yahu siz görsel bir iş yapıyorsunuz. Yani bu haliniz ne? Biraz zayıflamayı düşünmüyor musunuz? Spor yapın falan, zayıflayın birazcık demiş. Olmuyor böyle demiş. Dedim valla haklı. Yani hakikaten haklı. Biz nereye gidiyoruz böyle? Anladın mı? Yani almış başımızı gidiyoruz. Neden böyle kızardım ben? Ne oluyor arkadaş ya? Neyse. Sonra
Dedim ki ben bir karar verdim. Ben bunu başaracağım dedim. Ama bu defa mide botoksu olmadan, bir ilaç kullanmadan, herhangi bir yönteme başvurmadan tamamen kendi irademle bunu başarırsam, ki bugüne kadar hiç kendi irademle zayıflamadım. İlla ki bir takviye oldu. Bu sefer dedim ben bunu başaracağım, ben bunu istersem yaparım diye düşündüm. Ve başladık. Nasıl başladık? O sabah da bir videoya denk geldim. TikTok'ta geziyordum böyle. Ondan sonra bir videoya denk geldim. Bir kadın, yani profesör, doktor bir kadın bu. Bir şeyler anlatıyor zayıflamayla alakalı. Tam da şöyle söylüyordu. Ya bak, bu vereceğim iki taktik çok önemli. Ben bu şekilde zayıfladım. Şöyle söylüyor. Mesela sabah güne başladınız. Kahvaltı yapıyorsunuz değil mi? Kahvaltıyı yaparken mesela birkaç yudum aldınız. Bir mola. İşte telefonunuza bakın bir 20 saniye, 20 saniye kadar. Ya da televizyona bakın ya da başka bir yere odaklanın. Bir yemekten ayrılın. Birkaç yudum yediniz, yemekten 20 saniye ayrıldınız. Sonra tekrar başladınız ama yavaş yiyeceksiniz. O zaman mide şöyle bir algıya kapılıyormuş. Hızlı hızlı yemekleri gönderdiğiniz zaman o nasıl olsa bol bol geliyor. Yani ben bunları depolayayım, nasıl olsa gelecek, daha sonra çalıştırırım falan diye düşünüyormuş. Ne kadar akıllı. Bizden akıllı ya. Sonra yavaş yerseniz eğer mide şöyle düşünüyormuş. Geliyor, gelmiyor. Yani duruyorsunuz ya arada. Devamı gelmiyor. Ben bunu çalıştırmam lazım. Bununla çalışmam lazım. Demek ki devamı gelmeyecek. Yani mideyi kandırmaca gibi bir şey oluyor. Bu altın kural. Yavaş yiyoruz, mola vererek yiyoruz ve çok yemiyoruz tabii ki de. Birinci altın kural bu. Ben bu şekilde yapıyorum şu anda. İkinci altın kuralı söylüyorum. Mesela en erken yemeği ne zaman bırak? Yani diyor ki doktor, gündüz yaptığınız açlık hiçbir işe yaramaz. Önemli olan saat 3'ten, 4'ten ya da 5'ten sonra vücuda vereceğiniz açlık. O zaman vücut çok daha fazla yağ yakıyor ve her gün 300-400 gram kesinlikle gidiyor. Ben bunu denedim ve gerçekten de gidiyor. 21 günde, yaklaşık 21-25 günde toplamda 7 kilo verdim ve tamamen yağdan gitti. Daraldım. Yani bunu kıyafetlerimden, her şeyden zaten fazlasıyla hissediyorum. Şu anda 68 kiloyum. 75 kiloyla başlamıştım ve 8 kilo daha vermeye hedefliyorum. Tabii ki bu saatten sonra birazcık yavaşlayacak. Çünkü öyle vücut her dakika kilo vermez. Arada durmalar olacak. Ben buna hazırım zaten. Yürüyüş yaptım mı bu arada? Pek de fazla yapmadım açıkçası. Yani yürüyüşle birkaç kere destekledim diyebilirim. Ha, yürüyüş yapsaydım belki 10 kilo verebilirdim. Siz her gün 10 bin adım atabilirseniz çok tatlı olur bence. Onun dışında iki altın kuralımız bu. Yavaş yiyoruz, molalı yiyoruz ve yemeği erken bırakıyoruz. Ben kaçta bırakıyorum? Ben genelde 3-3.30 gibi yemeği bırakıyorum. 4'te bırakabilirsiniz ama en geç 5'te bırakmalısınız. Sonrası açlık. Yani gerçekten açlık. Ben bununla nasıl baş ettim? Acıkmadım mı? Nasıl dayanıyorum? Onları da söyleyeyim. Ben dediğim gibi 3-3.30 gibi yediğim öğünleri de şimdi size söyleyeceğim. En geç 4, bazı günler tabii ki denk gelmiyor. Evde olmuyorum. Dışarıda kesinlikle yemiyorum. Yersem de sadece salata yemeyi tercih ediyorum. Başka bir yemek yemiyorum. Ben 3.30-4 gibi genelde yemeği bırakıyorum. Ve sonra ertesi sabaha kadar bir şey yemiyorum. Yemiyorum ama içiyorum. Ne içiyorum? Onları da söyleyeyim. Şimdi başlayalım. Sabah uyandım. 7.30'da genelde güne başlıyorum. Daha erken başladığım da oluyor. Uyanınca bir kahve içiyorum. Sade. Bir Nescafe, filtre kahve, ne içmek istiyorsanız, seviyorsanız içmek zorunda değilsiniz. Öyle sirke sular falan yapmıyorum ben. Benim mideme dokunuyor öyle şeyler çünkü. Kahvemi içtim. 8.30 gibi kahvaltı yapıyorum. Kahvaltıda ne yiyorum? Hemen şurada, zaten bu sabah videoda da gördünüz. Yine bir örnek tabak koyuyorum. Aslında tabağım her zaman aynı oluyor. Çok değişmiyor. 2 yumurta yemeği tercih ediyorum. Haşlanmış ya da tereyağlı omlet tarzında yiyebilirsiniz. Bunu çeşitlendirebilirsiniz. Birazcık mantar ekleyebilirsiniz. Birazcık böyle kekik falan da bunu daha lezzetli hale getirebilirsiniz. Nasıl seviyorsanız. Küçük bir peynir. Peynir grubunu çok fazla tüketmeyeceğiz. Yani böyle kaşarlar, bir sürü değişik değişik peynirler falan yemiyoruz. Sadece minicik bir normal bir beyaz peynir. Bir iki zeytin yiyebilirsiniz. Yanında yeşillik, serbest, domates, salatalık. Onlar bana dokunduğu için ben pek yemiyorum. Ekmek yok. Karbonhidrat yok.
Ben arada karbonhidrat tüketiyorum. Ne zaman tüketiyorum? Mesela 2 hafta sonra atıyorum 4-5 kilo vermiştim. Bir gün kendime ödül gibi yaptım. Sabah işte bir tane simit yedim ya da bir tane poğaça yedim. Ama sonrasında gün boyu hiçbir şey yemedim. Ta ki ertesi sabaha kadar. Ben dayanabildim. Ha, siz bir akşam yemeği hafif bir şey ekleyebilirsiniz. Kahvaltı bu şekilde. Sonra kahvaltı bitti. 10.30 gibi bir tane Türk kahvesi içiyorum. Bir şeker içiyorum. Şekersiz hiçbir zaman içemedim zaten. Siz ne istiyorsanız kahve olarak onu içebilirsiniz. Çay içebilirsiniz. Sıkıntı yok ama çayı şekersiz için bence. Sonrasında da mesela 12.30 gibi falan bir soğuk kahve içiyorum. İlk günlerde mesela çok acıktığım oluyordu. Yanında 2 hurma, 2 ceviz falan yiyordum. Kuru kayısı, gün kurusu falan da yiyebilirsiniz. Meyve yediğim zamanlar oldu. Yani muz yediğim zaman oldu, elma yediğim zamanlar oldu bir tane. Ama artık onları çok fazla aramıyorum, tüketmiyorum, acıkmıyorum çünkü. Ve midem gerçekten çok küçüldü. Öğünlerim bana fazla gelmeye başladı. Soğuk kahveyi de içtik öğlen vakti. Canım isterse 2'de bir daha Türk kahvesi içiyorum. 3'te bir daha içiyorum. Canım ne zaman isterse kahve içiyorum yani. Onda sıkıntı yok. Onu hiç kısıtlamadım. Saat 3-3.30 gibi protein ağırlıklı besleniyorum. Mutlaka köfte, balık, tavuk, et bir şey olmalı. Yani şöyle bir avucunuzun içi kadar ya da 3-4 kaşık diyelim. Bir protein olacak. Karbonhidrat yok. Yanında yoğurtlanmış ıspanak, yoğurtlanmış pazı, yoğurtlanmış kabak, bir yoğurtlu bir soğuk salata tercih ediyorum. Bu ikisini yiyorum. Başka da bir şey yemiyorum. Asitli içecek içmiyorum. Ondan sonra yani asitli gazlı işte onları tüketmiyorum. Ayran içebilirsiniz. Ev yoğurdu ya da normal yoğurt yiyebilirsiniz. Sonrasında 3.30-4 gibi bu öğünümü yaptıktan sonra yine kahve içiyorum. Yani 6 gibi, 7 gibi, 8 gibi. Sade soda içiyorum arada böyle limon dilimli falan. Full kahve yani yatana kadar. Atıştırmıyorum. Abur cubur her şey yasak. Yani çok ciddi oranda az yenen bir diyet ama sonuçları çok tatlı oluyor gerçekten. Kilo verirken insan çok çok mutlu oluyor. Şöyle söyleyeyim. Yani açlık geliyor, gelmiyor diye bir acıkıyorsun böyle bir geliyor yani 8 gibi. Ondan sonra sabrediyorsun, su içiyorsun, bir kahve yapıyorsun. Soğuk kahveyi genelde süt tüketiyorum yani süt. Kahve yapıyorum işte karıştırıyorum içiyorum. Acıkıyorsunuz, acıkacaksınız, uykularınız kaçacak, uyuyamayacaksınız açlıktan. Yani acıktığım günler oldu, ilk günlerde uyuyamadığım zamanlar oldu açıkçası. Uyuyamadım yani yapacak bir şey yok. Ama buna da alışıyorsunuz yani sabrediyorsunuz, acıktın, evet bir açlık geldi, bir kriz geldi. Bir yarım saat sonra geçiyor. O yarım saati atlatabilirseniz süper bence. Ve şöyle düşünün yani açlıktan kimse ölmüyor. Bakın ben ölmedim yani. Bu kadar az beslenerek ölmüyorsunuz. Hiçbir şey olmaz. Aralıklı oruç gibi düşünün bunu. Ve çok faydasını göreceksiniz. Ve zayıfladıkça çok mutlu olacaksınız. Ben bayağı mutsuzdum ya. Yani son bir aydır yani bir ay önce bayağı mutsuzdum. Böyle her gün çok öfkeli başlıyordum güne. Aynaya bakmak istemiyordum, tartılmak istemiyordum. Yemek yediğim zaman kendime çok kızıyordum. Ama dedim ki bu iş böyle olmaz. Yani sen buna bir çare bul artık. Yani aç durun, hiçbir şey olmaz. Sonra o açlığa alışıyorsunuz, sonra yedikleriniz fazla geliyor. Oh be diyorsunuz, dünya varmış. Yemek ne kadar da gereksiz bir şeymiş. Cihan'a diyorum ki biz ne kadar çok yiyormuşuz ya. Yani Cihan haftada 2 defa, 3 defa adam kahvaltılık alıyordu. Düşünebiliyor musunuz? Çeçil peynirleri, kaşar peynirler, o bu şu krem peynirler böyle yetişmiyordu yani. Bütçe meğersem, dostu bir rejim. Aynen. Bayağı bir bütçenize katkı sağlıyor. Ama tabii ki proteini asla eksik etmeyin. Sebze yemekleri yiyebilirsiniz. Taze fasulye tüketiyorum. Kuru baklagile çok fazla girmiyorum. Onu çok fazla önermiyorlar. En azından haftada bir kere. Çorba içiyor muyum? Çorba yaptığım zaman ya da olduğu zaman içiyorum. Ama çok fazla içmiyorum. Çünkü çorba da bir karbonhidrat. Yani bende durumlar bu şekilde. Devam ediyorum, devam edeceğim, asla pes etmeyeceğim. Zaten de alıştım, o en zor evreleri ben atlattım. Sormak istediğiniz bir şeyler varsa yorumlar bölümüne yazıp sorabilirsiniz. Ne diyeyim? Aç durabiliyorsanız yapın, çok güzel zayıflarsınız ben yani. Ha, Cihan da 6.5 kilo verdi bu arada. Ben 7 kilo verdim, o 6.5 kilo verdi. Yani Cihan dayanabiliyorsa bence herkes dayanabilir. Ama Cihan'ın kaçamakları oluyor, olmuyor değil. Aslında 10 kilo falan verirdi. Ama 6.5 kilo verdi çünkü arada böyle bir şeyler kaçırıyor. Yani bu kadar size söyleyebileceğim bu. Azimli olun, kararlı olun. Açlıktan ölmezseniz korkmayın. Aç durun. Aç durdukça kilo verdiğinizi hissedeceksiniz ve bu sizi çok fazla motive edecek. Dediğim gibi yorumlara yazın. Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışırım. Şimdi ne yapacağım? Bir şey yapmayacağım. Bu akşam ne yiyeceğimi de size göstereceğim. Ondan sonra da videoyu kapatırım herhalde.
birkaç tane örnek öğün şuralara şimdi koyuyorum öğleden sonra neler yediğime dair. Ha bazen öyle oluyor ki sadece yoğurtlu pazı yiyorum mesela 4-5 kaşık. Yani çok çok ekstra bir yemek aramıyorum. Yani yemek yapma ihtiyacı da çok fazla duymuyorum. Bence bu iyi bir şey. Yani Esile için yapıyorum tabii ama kendim için çok... Yani şunu düşünmeyin. Yani size şunu demek istiyorum. Ay acıktım, ne yesem acaba? Ay ne yapsam acaba? Hiçbir şey aramayın. Hiçbir şey yemeyeceksiniz çünkü. Öyle bir şey yok. Yani ay hafif bir şey atışırım. Paketli gıda zaten yok. Anladınız mı? Yani bir şey aramayın. Evet açsın, aç duracaksın ve zayıflayacaksın. Bu kadar. Ekstra yiyeceğim bir şey yok. Çok acıkırsanız salatalık yiyin. Şimdi videoyu burada. Güneşli günleri düşünsünler. Güneşli günleri düşünün. Bakın yaz geliyor. Bakın olmaz. Anladın mı? Yani mayo giymek istiyorsun, bikini giymek istiyorsun, dal gibi gezmek istiyorsun, istediğin kıyafetleri giymek istiyorsun. Olmaz. Bunu istiyorsan yapacaksın. İstiyorum, yapıyorum. İstediğimi yaparım. Değil mi? Evet. evet. Şimdi ben artık videoyu burada bir ara veriyorum. Güzel tatlı bir sohbet oldu bence. Uzun zamandır sizle böyle sohbet etmemiştik. Şimdi bu videodan sonra başka bir video çekeceğim. O da yine sohbetli bir video. Biraz kavgalı bir video olacak galiba, değil mi? Biraz öfkeliyim o konuda. Onu da izlersiniz bundan sonra. Şimdi saat 3.30. 3.30 atıyorum. 3.30 ve benim yemeğimi size göstermek istiyorum. Kızarmış tavuk aldı Cihan. Bir tane but yiyeceğim. İkincisini yemeyeceğim. İstemiyorum. Bir tane yeter. 2-3 kaşık da fasulye var. Bu benim akşam yemeğim. Bu kadar. Bunu da Esile'ye ayırdım. Şimdi bu yemekten sonra daha yemek yemiyorum. Sadece içiyorum. Böyle. Doyuyorum ama ben bununla. Durum bildiriyorum. Ne yaptım ben en son ya? Türk kahvesi içtim o yemekten sonra. Ondan sonra takıldım öyle biraz. Sonra yürüyüşe çıktım. Yürüyüş yaptım. Yaklaşık 45 dakika kadar. Sonra duş yaptım. Duştan çıktım ve videoyu burada bitiriyorum. Şimdi soğuk bir kahve yapacağım kendime, sütlü. Ondan sonra da yatış artık yani. Bugün bitti. Bugün bu şekilde beslendim. Her şeyi sizinle paylaştım. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. İşinize yarar. Bence bunları birebir uygularsanız yarar diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sunu Bildiğin sizi seviyor. Öptüm. Bay bay.